Jinekolojik kanserlerde ameliyat planı hem hastanın hem de hastalığın özelliklerine göre yapılır. Jinekolojik kanserlerde bir hastalık için tek bir tedavi yöntemi yoktur. Hangi yöntemin kime göre seçileceğini ameliyat yapmadan önce uzun uzadıya oturup tartışıp karar vermek gerekir. Örneğin rahim kanseri bir hastamız için büyük bir ameliyatla rahimin, yumurtalıkların ve lenf nodlarının alınması gibi büyük bir ameliyatla tedavi edilmesi uygunken aynı rahim kanseri başka bir hasta için sadece rahmin alınması ya da belki de ameliyatsız direkt ışın tedavisiyle çözülmeye çalışılabilir. Dediğim gibi hem hastanın hem de hastalığın özelliklerine göre karar vermemiz gerekiyor. Yine jinekolojik kanserlerde ameliyat kararı vermeden önce ameliyat sonrasında hastanın alabileceği potansiyel tedavilerin de gözden geçirilmesi gerekir. Ve bu gözden geçirilme süreci ameliyat sonrasında bırakılmamalıdır. Ameliyat öncesinde tartışılıp karar verilmelidir. Bu şekilde hasta maksimum yarar görürken yan etkilerden de mümkün olduğu kadar korunmuş olur.